Değerli izleyenlerimiz, Cumhuriyetimizin 101. yılı bugün itibariyle bir kez daha burada kutlamak istiyoruz. Çünkü son derece değerli, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada, topraklarda bu memleketi bir asrı devirdik, 101. yılımıza girdik. Ne kadar zor olduğunu görüyoruz, hiç kolay olmadığını görüyoruz. Etrafımız adeta böyle bir ateş topu gibi, bütün bölge, bütün Orta Doğu coğrafyası. Özellikle de Türkiye'nin bugüne kadar ortaya koyduğu performansla, başarıyla, verdiğimiz tüm mücadeleye rağmen, kendi içimizde yaşadığımız sıkıntılara rağmen de bir rol model olabileceğimizi düşünüyorum. Değil mi hocam, Yücel hocam? Evet, hoş geldiniz. Bence rol model oluyoruz da diyelim. Söylemek istersiniz herhalde, oluyoruz, olmaz mıyız? Evet, evet. En başta Doktor Yücel Sarıaltın'a dünyanın her yerinden, içinde Orta Doğu'nun da olduğu, Avrupa'nın da olduğu her yerden hastalar yağıyor, değil mi? Evet, aslında bu benim özelimde değil ama genelde Türkiye genelinde bir sağlık turizmi zaten son 10 yılda falan giderek artmakta zaten. Bunu istinaden biz de oradaki payımızla ilgili hastalarımız oluyor. Ya Cumhuriyet'in önemli bir başarısı sağlık alanında kazanıldı diyebilir miyiz? Şu an itibariyle deriz, değil mi? Evet, sağlık alanı diyebiliriz. Diyelim çünkü o zaman. Dünyada öncüyüz, öyle söyleyeyim. Dünyada öncüyüz biz. Evet. Peki. Sağlık sektörü. Biraz oradan gidelim hocam. Biraz tamam. Biz bugün hocamla güzelliği konuşacağız çünkü. Çünkü malum tarih boyunca güzellik herkesin peşinde koştu. Çok büyük bir aset, evet. Çok büyük bir varlık. Fakat zannediyorum bu kadar bir çılgınlığa, bağımlılığa ve tutkuya dönüşmemişti diye düşünüyorum. Kaç yıldır doktorsunuz hocam siz? Ben 20 yıldır doktorum 20 yıldır bu arada. Doktorsun. Evet, ama plastik cerrahide yaklaşık 15 yıllık bir uzmanlık deneyimim var. Şimdi tabii bizim doktor olduğumuz dönemle şu 20 yıllık süreç bile çok hızlı bir artış sağladı güzellik sektöründe özellikle. Aha. Ve bu doktorlar arasında da artık artmaya başladı. Hani plastik cerrah ve güzellikle giren doktorlar sayısı artmaya başladı. Ben bunu artık biraz arz talep meselesi olarak değerlendiriyorum. Yani talep arttıkça tabii ki. Yani talep daha artıyor, cazip hale geliyor. Dolayısıyla biz yetişemeye başlıyoruz. O yüzden yeni doktorlar, yeni sektörler ortaya çıkmaya başlıyor. Herkes sağlığın bir yer, estetiğin bir yerinden bu işlemi yapmak, aha, istiyor ve yapıyor da zaten evet, şu süreçte. Ama siz cerrahi taraftasınız, konuşacağız hocam. Evet, çoğunluk olarak oradayım. Hala tercih ediliyor mu mesela, biraz işin daha kozmetik tarafında da çok kayan çocuklar, gençler var diye duyuyorum ben, değil mi? İşte dermatoloji okuyayım, bir botoks, evet, evet, botoks falan, değil mi? Aslında şöyle, plastik cerrahi her ne kadar olsa da yani bu, yani onların yetmediği kısımda biz cerrahi olarak işlem yapıyoruz. Aslında diyelim ki 100 hasta estetik için başvuru yapmışsa belki 5-10 kişi cerrahiye dönüyor, diğerleri ameliyatlı işlemler olarak yapılabiliyor ama bu bile büyük bir oran. Hani bu şeyde, bu hasta yoğunluğunda. Dolayısıyla Türkiye'de bile şu anda estetik cerrahi sayımız yetersiz giderek. Zaten dernek de bunun bilincinde ve sayıyı artırıyor buna bağlı olarak. Yani içeride çok sağlam bir pazar var, evet, Türkiye'de. Bir de buna eklenen, yurt dışından gelen, anladığım pazar, kadarıyla. Evet. Bize mesela içeriği konuşalım ama her ırkın yapısı falan farklı. Şu turist tarafından, sağlık turisti tarafından, sağlık turisti mi diyoruz onlara? Sağlık turizmi diyelim. Sağlık turizmi. Evet. Nerelerden en çok geliyor? Bizi tabii yakınlık olarak düşünürsek Avrupa'dan çok geliyor. Orta Doğu'dan fazla geliyor. Benim Amerika'dan da aslında. Bir numarada Avrupa mı var? Evet. Avrupa ve Orta Doğu var. Hı hı. Ama benim ki başkalarının da vardı, sadece benim hani kendim yaptığım için söylüyorum. Amerika'dan da aslam geliyor. Kanada'dan da geliyor, Avustralya'dan da geliyor. İki uçak değiştirip geliyorlar. Yeter ki insanlar istediği şeyi elde etme veya o, size o güveni sağlasın. Burada tabii kişisel bazı da faktör ama asıl faktör biraz Türkiye olarak. Dışarıdan bakın insanlar A doktor, B doktor olarak demiyor, Türkiye olarak bahsediyor. Dolayısıyla Türkiye araştırırken de orada doktorları bulmaya başlayıp ona göre istinaden geliyor. Niye Türkiye diye Google'lıyorlar mesela? Ya biz şanlı mıyız, böyle bir şanımız mı var artık? Artık şimdi sağlık estetik kısmında özellikle dünyada 1-2 numarada diyebiliriz yani Türkiye i̇ki olarak. Numara. Evet, İlkin. Öyle. Şimdi değişiyor bu. Mesela Kore bu alanda çok iyi. İran iyiydi. Hani sağlık, evet, açısından bayağı hasta portföyü vardı. Onlar da tabii süreçte biraz etkileniyor. Hı hı. Ama tabii bu talep karşılama yetmeyince tabii bu sağlık turizminde farklı alanlar aramaya başlıyor. Çünkü talep farzı, işte arz talep kısmında yetersizlik kalırsak doktor sayısı olarak bunlar da yeni yerler aramaya başlıyorlar. Hı hı. Burada da tabii birkaç tane faktör önemli oluyor. Bir, doktor sağlık olarak bir kaliteli bir sağlık hizmeti sunmanız lazım. Eğitim olarak iyi bir
eğitimden geçmeniz lazım. Hani şey hasta karşılaması aslında bunlar. Diğer faktör de geldiği ülkeye göre bütçe olarak biraz daha uygun bütçelerde olması lazım. Hı-hı. Şimdi aynı bütçede olduğu zaman bu defa kişilerin gelmeyle ilgili de şeyleri var. Hani o kadar riski niye alayım diye. Çünkü başka bir ülkeye gidecek, tanımadığı bir ortamda ameliyat olacak. Yani kendi ülkesinden daha uygun fiyatlı olmalı bu olmalı iş. Olmalı ve kaliteli olduğunu düşünüyorum. Ama güvenilir de olmalı. Güvenilir ve kaliteli işlemleri. Olmalı, evet. Mesela bu anlamda mesela Türkiye'nin yurt dışında meşhur olduğu, en çok meşhur olduğu işlemler hangiler? Özellikle güzellik tarafında, vallahi estetik tarafında. Şu an saç ekiminde dünyada bir numarayız. Doğrusu belli. Saç ekiminde bir numarayız. Orada hakikaten bir teknik mi geliştirdik, bir teknoloji mi geliştirdik? Ya orada, bir şey var. Evet yani. O, ya da çok iyi PR reklam mı yapılıyor? Aslında tabii konu olarak ileride konuşabiliriz, evet. Ama PR kısmı zaten en büyük faktörlerden birisi PR. Yani bu reklamı iyi ama siz sonucu iyi olan bir şeyin reklamını yapabilirsiniz. Tabii. Dolayısıyla size gelen kişi bunun burada mutluysa gittiği anda etrafına ki bilgi verme veya aslında en iyi reklam bu öneridir. İkincisi dijital pazarlama. İyi yaptığınız bir şeyin reklamını, evet, iyi yaparsınız. Dolayısıyla da hasta yoğunluğu daha da artmaya başlar. Bir de tabii bütçe olarak diğer ülkelere göre daha uygun, tamam, şartlarda yapılması lazım. Üç tane faktör var. Daha uygun fiyatlı olacak. Uygun fiyat, kaliteli olacak. Kaliteli uygulama olacak. Evet. Bir de hiçbir şey pazarlamasız, reklamsız olmuyor. Olmuyor. Orada da doğru bir strateji, özellikle dijital tarafta sergilenecek. Evet. Maşallah biz anladığım kadarıyla hepsini, bunun üçünü yapıyoruz. Peki, şimdi bunu bir tarafa koyalım, geri döneceğiz. O zaman biraz şunları konuşalım mesela hocam. En çok hastalar hangi ameliyat için geliyorlar, ne olmak istiyorlar? En bir numarada ne var mesela? Ya dünyada da artık hani bir numarada liposuction ameliyatı hemen hemen en çok yapılan. Ciddi meme ya? Protez ameliyatı, aa, ve burun ameliyatı. Aslında dünyada en çok yapılan üç ameliyattan söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi Türkiye'de de rinoplasti konusunda çok ileri düzeyde ameliyatlar var. Burun çok ameliyatı, evet, oluyor değil mi, rino? Evet. İki, yeni sektör olarak artık liposuction da sadece liposuction değil, bizim yaptığımız artık vücut şekillendirme. Yani sizin vücudunuzdan yağları sadece almak önemli değil. Önemli olan sonuçtan bir vücut şekli çıkarmak. Tabii. Burada da işte Brezilyan butt lift diye bir işte Brezilya popo ameliyatı diye, evet, geçiyor. O ortaya çıkıyor. Onda da amaç şu aslında, kişinin hem vücut kısmı belli noktadan aldığımız yağları belli işte kısmına vererek daha şekilli vücut oluşturmak. Bir protez oluyor mu mesela orada hocam? Evet, kalçada? Protez de yapılabiliyor ama protez... Protezsiz oluyor mu? Protezsiz zaten yağ ile yapılıyor, kendi yağ ile yapılıyor. Duruyor mu o yağlar orada hocam? Ya bir kısmı eriyor, kalan kısım yeterli oluyor ama, evet, tabii çok kalan büyük isteyenler... Kalan yağlar sağlar bizimdir diyor hocam. Çok büyük isteyenler de seanslar gerekebiliyor. Hocam bir şey diyeceğim, çok büyük isteyenler var hakikaten, onlar nasıl oturuyorlar ya? Vallahi ya, bir şey diyeceğim, çok absürt talepler falan geliyor değil mi var size? Ne yapıyorsunuz mesela? Bir acayip absürt, hakikaten biraz böyle hani ruhsal sağlık açısından da çok endişe ettiren taleplerle gelen onları, hasta vardır. Onları çok almıyorum, kabul etmiyorum ben. Ben onları da mutlu etmeye çalışmıyorum. Yok, ben diye şöyle inanıyorum aslında, hani içten dışa güzellik diye bir terimden bahsedeyim ben, evet, size. Var mı hocam kişi öyle içten dışa? Evet, şöyle, kişi güzellik aslında güzel bakan güzel görür diye bir terim var. Hani halk arasında çok kullanırız. Doğru. Sizin içinizden gelen güzellik varsa, dışınızdaki güzelliği biz düzeltirsek bununla ilgili çok herhangi bir şeyimiz olmaz yani. Ama işte içten gelen güzellikle kısmında siz o güzelliği değil de hani ne derler, problem kısmını aramaya başlarsanız, o biraz işte böyle sonuçlar ortaya çıkarır. Hani, tamam, çok büyük farklı talepler. Bunu yapsak da o kişinin mutlu olacağını sanmıyorum mesela, tamam, ki ben yapmıyorum. Ya bir müşteri ya da özür dilerim hasta size geldi. Siz orada bir arıza sezdiniz. Bir şey var yani. Evet. Ne yapsak olmayacak. Çünkü böyle orada böyle limitsiz bir beklenti var. Ya da biraz daha çarpık bir algı var, güzellik algısı. Orada diyorsunuz ki çok teşekkürler, benim ajandam dolu mu diyorsunuz hocam? Ne yapıyorsunuz? Ya onu biraz şu an... ameliyat tarihi. Onu şu an söylemem. Ya da ben... psikologlarınız falan var mı karşı tarafa? Yok, psikolog... Ya işte gel seni bir işte şurada bilmem bir şeyle görüştüreyim falan. Onu, şurada o... biraz gerçekçi bir beklentiye gelelim işte, falan. Ben gerçekçi beklentiyi anlatıyorum. Ben biraz da netimdir. Olacak şeyi anlatırım, olmayacak şey. Hani hayal ürünleri falan satmayız, öyle bir şeyimiz, hı-hı, yok. Hani her beden farklıdır. Dolayısıyla ne olacaksa onlardan bahseder. Ama bunun dışında beklenti yüksekse mesela onların olmayacağını, bunların olmayacağını ve süreci anlatırız.
Ama şöyle bir şey var. Biz ne kadar hani hasta kısmında anlatsak da sonuçta canlıya bir işlem yapıyoruz. Dolayısıyla %100 garanti verme şansımız yok. Hani onu bütün sağlık şeyinde böyledir zaten. Ya o tamamen cerrahın eliyle de alakalı değil galiba, değil mi? Biraz anlatır mısınız oradaki ya parametreler orada devreye ne giriyor mesela? Parametre şöyle, kişisel faktörler var. Şimdi bizim kontrol edemediğimiz, aslında kişinin kendini de kontrol edemediği bir parametre var. Ne? İyileşme süreci. Tamam, biz bunları yapın. O da onları yapıyor ama sonuçta genetik faktörlerimiz var. Bununla ilgili çok bilgimiz yok bizim. Hani hastanın da kendiyle ilgili çok bilgisi yok. Dolayısıyla biz önce bahsettik ya, yağ koyuyoruz popoya, bir kısmı eriyor süreç olarak. Dolayısıyla bu yağ sizin kalitenize bağlı, işte beslenmenize bağlı, her faktöre bağlı bunun tutma oranları değişebiliyor. Biz oraya onu koyduk. Vücudunda görüyoruz. Yağ var da nasıl bir beslenme sonucu oluşmuş bir kalitesi yağdır, nasıl? Kalitesini, gidip süpermarket raflarından aldığın püsküviklerle. Bir sürü parametre orada, bilmediğimiz bir sürü denklem ortaya çıkıyor. Aa. Onlar da kişinin iyileşme sürecini. Dolayısıyla standart bir şey de yoktur. İşte 3 ay demeyiz, işte 6 ay demeyiz ama 3 ay 6 ay arası deriz, 6 ay 1 yıl arası deriz. Hani bazında bu 3 ay sürer, bazında 6 ay sürebilir. Standart bir şey yoktur. Evet. Hocam mesela yara izi iyileşmelerinde bile kanımca mesela kan şekeri dalgalanmalarından tutun da, değil mi? Evet, evet. Bir sürü faktör sizin ameliyat sonrası yara izinizin ne kadar iyileşip iyileşemeyeceğini belirliyor galiba, değil mi? Mesela bu konularda uyarıyor musunuz aslında? Evet, onları zaten. Ya şimdi git şöyle beslen de gel diyor musunuz mesela? Yine şu şekerini falan bir hastalıkları varsa zaten onları ilk önce ameliyata almıyoruz. İlk önce dengeleyip sonra ameliyata alıyoruz. Kan şeker hastalıkları falan, genel bir kronik hastalıkları varsa onları bir belli bir seviyeye çekip sonra ameliyat yapıyoruz. Bunları düşündüğümüz için. Tabii. Yani kronik hastalık seviyesinde olmayıp yine de böyle kan şekeri seviyesi dalgalanan, inişli çıkışlı, biraz böyle irregular biri geldiği zaman karşınıza ne yapıyorsunuz? Onlarda zaten ameliyat bir defa riskli oluyor. Dolayısıyla onların hepsini dengele, yani beslenme olarak... Beslenerek kan, eğer şeker hastalığınız yoksa beslenerek kan şekerinizi bir aşağı bir yukarı indiremezsiniz. Ha. Beslenme bu kadar etkili değil. Peki. Ama hastalık varsa temelinde, tabii bundaki beslenme diyetini de kullandığınız ilaçlar önemli. Bunu işte bir endokrin doktoruna gönderip o parametreleri düzeltip sonra ameliyat yapıyoruz. Evet, ya özellikle soruyorum bunları. Evet, evet. Hani, değil mi? Bunlar evet, önemli çok, faktörler. Çok çünkü, evet, haklısınız. Çünkü gerçekten de her insan eşsiz. Herkes de aynı şey olmuyor. Ama herkes aynı şeyi istiyor. Ne yapsın Yücel Sarıaltın, ne yapsın? Fotoğrafla gelen var mı hocam? Çok. Angelina Jolie ile ne bileyim işte böyle filan artık ya, yaş grubuna göre. Şöyle, başka birinin fotoğrafı bir nevi ama mesela bazı ameliyatlarda tek fotoğrafla gelen var, çoklu fotoğrafla gelen var. Onu işte profil onun olarak. Onun poposu, bunun şeysi falan gibi. Sadece bunun öyle burnu. Ya, burnun o yandan, o yandan, alttan böyle gözüksün, üstten böyle gözüksün, yandan böyle gözüksün. Hani hep ama farklı kişiler. Hani dolayısıyla hani mesela biraz önce söyledik ya, mesela bu kişilerin çok bu ameliyatta çok mutlu olacağını zannetmiyorum ben. Hani onu da iletiyorum orada zaten. Orada bir komplikasyon evet, başlıyor. İlk önce ne istediğinizi bilmeniz lazım. Bizim de ne yapacağımızı. Siz ne istediğinizi tam olarak bilmezseniz, beklenti olarak şeyinizi. Ben seni mutlu edemem. Dolayısıyla diyorsun. Beklentiniz çok yüksekse, hayali bir beklentiniz varsa o beklentiyi ki genelde yüksek beklentiler çok karşılanmaz. Hı-hı. Çünkü yüksek beklenti demek insanların olmayan bir şeyi. Yani belki kendini bile görmek istemediği, başka bir görmek istediği durumlar ortaya çıkıyor. Bunlar biraz psikolojik sorunlar ortaya çıkarır. Yüksek beklenti ve olabilecek şeyi bilen hasta sayısına baktığınız zaman oranına mesela genelde bir şuursuzluk var mı hocam? Ne istediğini bilen hasta... Kadınları anlamaya çalışıyorum bir ne, yandan da. Ne istediğini bilen hasta daha çok bu arada. Gerçekten. Aa, bu güzel. Evet. Sadece tamam. Biraz daha yaş, genç nesle geldikçe onlara biraz daha beklentileri farklı oluyor. Onların beklentileri onların biraz daha... Onların önünde çünkü hocam adeta avatarlar var. Evet. Yani değil mi o sosyal medyayı açtıkları zaman karşılarına bir takım insanlar çıkmakla birlikte kullanılan filtreler avatarlaştırdığı için o insanları... çok güzel kızlar bile şu an kendilerine güzel olmadıklarını falan sanıyorlar. Çünkü işte bir de hani bir ideal var, bir güzellik ideali var. Kaşlar burada, efendim gözler, efendim badem göz mü diyorsunuz değil mi? Badem göz ben de yapıyorum bu arada evet. Dudaklar böyle, eski Afrikalıların dudakları falan. Burun mutlaka kanca gibi. Mesela bir çocuk var, dünyalar güzeli
bunlarla birebir örtüşmediği için ya yok ya ben güzel değil. İşte bir de böyle bir mindset oluşuyor yani çocuklarda özellikle bu sıkıntı çok var. Güzel deyince şöyle olmalı. İşte burnu havaya bakmalı, dudağı Afrikalı gibi olmalı falan gibi. Ya da kaşları tavanda olmalı. Yani bunu nasıl yapacağız? Buna ya ben algıyı sosyal biraz medya etkisi, hani... sosyal medya algısı biraz çocukluktan itibaren gelen bir güzellik algısı evet, aslında. Bizde yoktu mesela. Bu bir sektör aslında. Hani baktığınız zaman önceden Cindy bebekler vardı, Barbie bebekler abi vardı, küçük, Barbie zayıf, etkisi zayıf vardı aslında. Vardı. Evet evet, zayıf mesela. Şu anda çocukların oynadığı bebeklere bakın, biraz daha kilolu olmaya başladı çocukların bebekler. Artık, tabii pazar uyuyor. Dolayısıyla çocuktan itibaren bir güzellik algısı oturmaya başlıyor. Bir süre sonra da o talepler değişiyor. Mesela önceden popo büyütme ameliyatı yoktu mesela. Vardı ama bu kadar yoğun talep değildi. Evet. Giderek şey değişiyor. Evet. Ve daha dijitalle beraber bu daha popüler hale gelmeye başlıyor. Daha hızlı yayılıyor. Ama dijitalin de yaydığı bir prototip var, onu demeye çalışıyorum. Evet, evet. Değil mi? Size hep genelde o prototipler geliyordur önünüze tahmin ediyorum. Yani o prototiplerde özellikle, bu arada Türk algoritmasının prototipi de farklı. Eminim Avrupalı... Fransız bir çocuğun önüne çıkan prototip daha böyle Arap vari, Orta Doğu vari, Kardashian vari değildir diye düşünüyorum ben. Değil mi? Evet. Değil mi? Onlar da daha, naif, zarif bir güzellik var da bizimkinde böyle şu kadar tırnak falan. Ay vallahi bilmiyorum, bu konu gerçekten sıkıntılı hocam. Şimdi ama şunu da konuşalım çünkü tabii çok... Çok muazzam doktorlarımız var. Size de baktım, sizde çok liposuction var. Gerçekten yepyeni bir şeyler falan yaratıyorsunuz. Ya da ne bileyim işte hastanın girmesiyle çıkması arasında kesinlikle aynı insan değil yani. Aynı insan. Ya o da çok enteresan geliyor bana. Mesela daha önceki halinden çok başka bir haline döndüğün zaman, aynayla ne zaman mesela tam sağlıklı bir ilişki kurarsın? Ya bu da bana çok böyle enteresan, şizofrenik falan geliyor. Fakat şunu da görüyorum, ya çok mutlu oluyorlar ya. Ya ses tonları değişiyor hocam kadınların, değil mi? Özgüven geliyor. Siz ne görüyorsunuz ya valla? Şimdi mesela şöyle, bir hasta size geliyor. Şimdi, değil mi? Böyle geliyor, böyle ya, bir şey geliyor. Şöyle, bir şöyle, çıkıyor. Şöyle düşünelim aslında orayı. Bir, artık yılların yıprattığı bir süreç var. Psikolojik olarak yıpranmış bir süreç var. Dolayısıyla kişi bir değişim aşamasında zaten... plastik cerrahide özellikle şey varsa bir değişime hazır olmanız lazım. Kişi olarak hazır olmanız lazım. Çok istekli olmanız lazım. İki, çevresel olarak hazır olması lazım. Şimdi siz değişime hazırsınız ama çevreniz hazır değilse. O da var tabii. Hazır değilse sizin... Çocuklar falan ne yapıyor? Sizin o çevrede çok mutlu olmanız, mesela kendi baktığınız mutlusunuz ama çevresel faktörler de hep ya niye yaptırdın ki falan gibi böyle değişime hazır değilse sizin o çevrede çok mutlu olma imkanınız yok. Aslında biz sadece kişiye değil aslında bir çevreye de bir işlem yapıyoruz. Doğru. Dolayısıyla hani değişime hazır olması lazım bu süreçte. Niye diyorum hocam? Çünkü mesela eskiden de güzellik konusunda yapılan uygulamalar, estetikler yok muydu? Ama bir burun olurdu, değil mi? Belki bir yüz germe olurdu. Buydu evet. Yani. Şimdi total bakım var. Evet. Bütün var aslında. Evet. Hani öyle diyelim. Yani hani, biri giriyor, başka biri çıkıyor ameliyathaneden. Ya işte o şeyle ilgili biraz da işte arz talep dediğimiz kısımla ilgili. Artık kişiler her şeye kolay ulaşıyor. Artık doktora da kolay ulaşıyoruz. Yani önceden belki baktığınız zaman bir plastikçiye ben ilk plastikçi asistanlığı kazandığım yılda yanlış hatırlamıyorsam 800 tane plastik cerrah var Türkiye'de. Kaç yıldır hocam mesela siz? Ben 2006-2007 yılında, yani şu 20 yıl önce, öyle 20 bile olmadı. Mezun oldunuz. Mezun olduğum dönemlerde. Ya işe başladınız. Evet, 800 civarı falan plastik cerrah vardı. Hı-hı. Şimdi bu 3000'ler civarında, belki biraz daha fazla, şu an sayıya çok hakim değilim ama giderek artıyor. Hı-hı. Ama ya o dönemde ulaşmanız, plastik cerrahe ulaşmanız, ameliyat olmanız çok şeydi, çok zor bir çok aşama. Çok yani 800 o kadar 800 kişiye. Şimdi sayı çok fazla oldu ama herkes rahatlıkla ulaşabiliyor ve bütçesine göre de ulaşabiliyor artık. Hani işte burada var, Anadolu'da bir sürü şehirde plastik cerrahlar var. Dolayısıyla fiyat olarak da aşağı yukarı herkesin ulaşabileceği boyutta oldu. Bu da ulaşımla beraber bu işlemin popülerliğini artırdı. Evet. Hocam teknoloji çok gelişti değil mi? Yani sizin evet. 2006 ile 2024 arasında
şöyle bir baktığınız zaman elinizin altındaki değil mi şeyler falan çok arttı herhalde. Cihazlar, sizin cihazlar. Tabii ki bilgi seviyeniz çok çok gelişti ama cihazlar falan da mı gelişti böyle? Evet. Ne var orada mesela? Ya orada tabii tıpta genel itibariyle cihazlar çok değişti. Ki şu dönemden itibaren artık yapay zeka var. Belki bambaşka bir boyuta gideceğiz. Hani onu da sağlık sektöründe falan göreceğiz artık süreç olarak. İşte mesela önceden liposakşını manuel yapardık. İşte hastadan 2 litre yağ alıyorsak 1 litre de biz 1 kilo da biz verirdik yani öyle söyleyeyim. Hani yaparken çok efor sarf ederdik. Ha bayağı zordur yani. Zor bir süreçti. Şimdi cihazlar oldu. Dolayısıyla daha rahat işlemler yapıyor. Aynı sürede daha fazla yağ alıp daha iyi şekiller ortaya çıkarıyoruz. Hastalarda daha iyi sonuçlar oluyor. Cihazlar bu konuda gelişti. Tabii sonrası kısımda işte bakım kısmında cihazlar gelişti. Bakım kısmında kozmetik olarak ürünler gelişti. Ürünler geliştiği için de yani hastanın o süreci daha rahat atlatması, işte sonucun daha iyi oturması ile ilgili iyileşme süreci oldu. Bizim sektörümüzde bunlar ama tabii kullandığımız aletler, mesela bu liposakşın için söyleyeyim, meme için de aynı şey geçerli. Daha kısa sürede daha iyi sorunsuz ameliyatlar yapmaya başladık cihazların gelişmesiyle. Yüzde de aynı şekilde. Zorlandığımız, önceden bir yere işte derin bir noktaya dikiş atma zorlandığımız şeyleri şimdi çok rahatlıkla dikiş atabiliyoruz. Hani aletlerin gelişmesi, teknolojinin gelişmesiyle beraber bizi zorluklardan kurtarıyor. Evet. Teknolojiyi iyi kullanırsak aslında teknoloji bize çok büyük yardımcı bu konuda. Liposakşını biraz daha derin sormak isterim. Çünkü liposakşın böyle gerçekten enteresan geliyor bana. Böyle piş 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 çekiliyor yağlar falan. Acaba bir dalga dalga falan oluyor mu? Herkesin kafasında bu var. Olmaması için ne yapmalı mesela? Hani onu nasıl yapıyorsunuz hocam? Böyle çeşitli yerlerden ince ince kanüller mi giriyor? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Ya aslında evet biraz öyle. Biraz da cihazlar biraz önce bahsediyor. Cihazların gelişmesiyle beraber süreç. Yani sizin 2006'da yaptığınız liposakşında bugün arasında cihaz farkı, dağlar kadar fark var diye fark var diyebiliriz yani. Evet. Çünkü hem cildin toparlamasına, içerideki yağların erimesine sağlayan cihazlar, işte lazer uygulamaları var, işte J plazmalar var, cildin sıkılaşmasını sağlayan. Tabii dalgalanma kısmı da önceden tabii manuel yapıldığı için daha kalın kanüller kullanılıyor. Onlar dalgalanma kısmı yazıyor. Şimdi daha ince kanüllerle bunu yapıyoruz ve cihazlar artık kendi hareket ettiği için o dalgalanmaya çok sebebiyet vermiyor. Vermiyor artık, evet. Anladım. Daha sonra biraz ama tabii yine değil mi spor. Onu mutlaka istiyoruz. Gibi. Dolayısıyla sonuçta deri canlı. Bunu ne kadar iyi beslersek, sporla falan desteklersek kasları da o kadar güzel oturur ve şekillenir. Burunda nasıl hocam? Şimdi burunda böyle bir ara işte efendim hiç kırmadan etmeden yapan doktorlarımız çıktı ama yine eski tekniğe dönüldü mü? Çok güzel burun ameliyatları yapılmaya başlandı artık. Yani gerçekten bizim eski zamanlara göre çok çok... Eski teknikler değişti şu anda. Herkes bir böyle falan istiyor yani o da hoş bir şey değil ama... Ya eskiden daha fazla öyle yapılma şeyi vardı. Şimdi biraz daha doğala kaçtı ama tabii burada önemli olan şu işte kişinin ne istediği. Burada hani siz istek olarak işte kavisli burun mu istiyorsunuz, küçük burun mu, daha doğal burun mu istiyorsunuz? Bunu ne istediğinizi bilirseniz ona göre ameliyatlar yapılıyor. Dolayısıyla standart bir ameliyat yok işte böyle yapalım, böyle olsun falan değil. Kişiye özel artık yapılmaya başlandı bu işlemler. Peki. Hocam şeyi de görüyoruz mesela yurt dışında böyle klinik açan filan çok şey doktorlarımız var artık meşhur filan. Sizde neler var? Siz neler yapıyorsunuz? Yurt dışına açıldı. Ya aslında... Mutlu da vardı. Fena değil mi öyle Londra'da ofis açanları falan takip ediyoruz yani. Ya ben de yurt dışında hasta görmeye gidiyorum bu arada. Orada gidip tabii kişilere temas halinde olmak onların güvenini de artırıyor. Sonuçta... Bir kişi sizi görmeden Türkiye'ye gelmesi bazen işte Türkiye'nin de yurt dışında yapılan bazen işte karalayıcı reklamlar olabiliyor bu arada yurt dışında. Dolayısıyla bunları biraz daha geri plana çekme olabiliyor ama sizi görüp size güvendiği anda kişinin Türkiye'ye gelmesi daha kolay oluyor. Bizim İngiltere'de işte Almanya'da falan gittiğimiz hasta gördüğümüz yerlerimiz var. Hatta beraber çalışmak isteyen orada ameliyat yapmam isteyen var ama... Tabii bu süreç biraz uzun süreç. Sonuçta orada yeterlilik kısmı bazı ülkelerde falan oluyor. Bir de ben çok yoğun çalışıyorum artık. Zaten burada yoğunum. Ekstra yoğunlaştırmak da istemiyorum işimi. Hani oraya gidip orada burada. Tabii bunu yaparken de en büyük şey kaliteden ödün vermemek. Orada ameliyat yapmak sorun değil. Onun takibini kim yapacak? Ha bir de arkası bir de öyle var, bir şey var. Hani ben yaptım geldim hadi bırakalım böyle olsun değil. Bir de takibini düzgün yapmak lazım ki o size negatif olarak yansımasın diye.
Ben de o kısımda, hani takip kısmında biraz daha titiz davranmaya çalışıyorum. Anladım. Hastanın ilk bir haftalık 10 günlük süreci, zaten yurt dışına gelen hastalar da bir hafta 10 gün Türkiye'de kalıyorlar. En az erken dönem takiplerini, kontrolünü biz yapalım, sonra gönderelim diye. Hı hı. Peki, burada nasıl olsa bayağı bir başımız sıkışık diyorsunuz. Evet. Talebe yetişemiyoruz diyorsunuz. Erkekler var mı bu talebin içerisinde? Ne kadar varlar? Var, son dönemde çok artmaya başladı. Çok arttı değil mi? Evet. Yani önceden çok... Ona bir çaktırmadan burun falan yaptırıyorlar falan. Burun var. Başka ne yapıyorlar? Mesela dün six packs yaptım mesela. Ya hocam bak onu soracaktım. Bu six packleri nasıl yapıyorsunuz karın ya? Karın kasları falan. Ya işte o da mevcut deri. Orijinal six pack'i ameliyatlı six pack'ten nasıl ayırabiliriz? Var mı küçük trikler? Vardır. İzlerinden ayırabilirsiniz. Belki nokta nokta kalabilir bazı kişilerde ama... Ne yerleştiriyorsunuz oraya? Yerleştirme değil aslında. Oradaki deriyi alttaki kasın şekline uygun olarak şekillendiriyoruz. Ha, altta zaten six pack'imiz var mı doğal olarak? Kas var. Kişilere. Normalde kasımız var aslında. Hı-hı. Biz onu güçlendirdiğimiz zaman ortaya çıkıyor. Ama bazen bazı kişiler çok spor yapsa bile üzerindeki deri kalınsa bu şekli göstermiyor. Biz alttaki şekle göre üstteki deriyi şekillendiriyoruz. Abi, o da enteresan. Teknik budur yani. Evet. Varsa yağı çıkarmak oradan. Evet. Almak. Ve o çıkarırken deriyi de şekillendirmek. Kasların kendini göster. Evet. Tamam canım, o kaslara da çok inorganik şey diyemeyiz yani. Yok, yok. Doğal yani evet, six pack. Kasları varsa bir de sen sonra... Hepimizin six pack'i var demek. Sonradan spor yaparlarsa daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Peki yapabiliyorlar yani. Tabii. Ne kadar süre 6 hafta sonra spor yapılabilir. 1,5 ay sonra duyurulur. Evet, göbekli beylere, hanımlara six pack'e ulaşmak sadece 6 hafta. Hocam var mı ekleyeceğiz bir şey? Çok teşekkür ediyorum. Yani şu hızlı bir... Ya şu ekleyeceğim herhangi bir şey turladık. Yok. Tabii biz de çoğunluk olarak tabii hastalarımızın çoğunluğu yabancı sağlık turizmi olarak şeyiz. Biz de sağlık turizmi yaparken de amacımız burada sadece şey değil, aslında ülkeye de katkı veriyoruz bu kısımda. Hani sonuçta geçen yıl 1,5 milyon insan sadece sağlık turizminde Türkiye'ye gelen turist sayısı. Evet. 1,5 milyon insana sağlık sektörü hizmet vermiş. Her alanda yani değil mi bu? Evet evet, bu giderek de artmakta bu arada. Bunu yaparken de tabii önceliğimiz insan olarak kişiyi değerlendirmek, kaliteli hizmet vermek ve buradan hastayı olabildiğince mutlu olarak ülkesine göndermek. Ne güzel hocam, ne diyelim? Yani size talep bitmez, onu biliyorsunuz, farkındasınız zaten. Siz bile yetişemezsiniz yani şu rakamlarla evet, yetişmeniz imkansız zaten. İmkansız, hani o imkansız tabii. Yani dolayısıyla 24 saat ameliyat yapsanız yine yetişemezsiniz. Zaten öyle bir şey yok. Hani o 24 saat yapamazsanız sürdürülebilir bir sistem olmaz. Tabii. Zaten burada da Türkiye'de de sağlık turizminin daha ileriye gitmesi için aslında sürdürülebilir bir sistem yapmamız lazım hepimizin. Hani bugün var, adımım bugün çok ameliyat yapayım, yarın yok falan değil. Bunu evet. Sürdürülebilir daha uzun vadede yaptığımız zaman hem kaliteli iş ortaya çıkar, hem de anladım. Yeni nesillere de bu işi daha kaliteli bırakmış peki, olur. O sürdürülebilirliği o zaman mutlaka siz kendi içinizde de konuşuyorsunuz evet. Hekimler olarak ve bu sistemin kurucuları olarak. Bir sonraki yayında da biraz onu konuşalım hocam. Tamam. Bugün biraz güzellik ihtiyacındaydık. O yüzden hocama soru yağmuruna tuttuk. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların hemen ardından Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizlerle olacak. Aydın Üniversitesi öğretim üyesi sevgili hocamızla. Yine biraz işte Cumhuriyetimizin 101. yılında şu içinde bulunduğumuz gergin ve stresli zamanların nereye doğru gidebileceğini öngörmeye çalışacağız. Biraz işte ne bileyim büyük savaş olur mu olmaz mı soruları havada uçuşurken işte İran'a bir füze attı biraz ortam rahatladı böyle kalır mıyı konuşacağız. Amerikan başkanlık seçimleri bu hafta malum. Onun da hem Amerika'da hem de tüm dünyada ama en çok da Orta Doğu'da bir de Rusya ile ilişkilerde etkisi yüksek. Onu soracağız, soracağız da soracağız yani. Bizden ayrılmayın diyoruz. Görüşmek üzere. Cumhuriyetimiz 101 yaşında değerli izleyenler. Cumhuriyet bayrağımız tüm Türkiye satında, sadece Türkiye'de de değil, yurt dışındaki temsilciliklerde coşkuyla kutlandı. Nasıl kutlanmasın ki coşkuyla? Çünkü içinde bulunduğumuz coğrafyadaki tüm şartlara, gelişmelere baktığımız zaman gerçekten ortaya koyduğumuzun
bir mucize olduğunu görüyoruz. Ama hiçbir şey mucizeyle olmuyor. Onu da biliyoruz kıymetli hocam. Çünkü bakıyoruz çevremizdeki ülkeler, özellikle bulunduğumuz coğrafyada bir çil yavrusu gibi dağılıyor. Dağıtılabiliyor kolayca. Biz diyoruz ki ne muazzam bir kurucu akıl varmış. Değil mi Tarık Oğuzlu? Yani şu cumhuriyetin kuruluşunda... Merhaba hocam. Ya muazzam bir mücadele var. Bir milli birlik, beraberlik duygusu var. Muazzam da bir kurucu akıl var. Vallahi yani pek çok şeyde de hala cepten yediğimizi düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi o kadar çimentosu sağlam olmuş olmalı ki içeride de dışarıda ortaya çıkan bütün depremlere, artçı saldırılara şu ana kadar dayanabilen bir ülkemiz var. Şükür ki, iyi ki. Bunu daha da sağlamlaştırmak zorundayız. Çünkü içinde yaşadığımız sistem tam bir geçiş süreci şu anda. Yani kırılganlıkların, hassasiyetlerin, taşların yerinden oynaması durumunun, kimin elinin kimin cebinde olduğunun bilinmemesi durumunun, öngörülemez bir durumunun zirve yaptığı bir zaman dilimindeyiz. Böyle fırtınalı ve huzursuz zamanlarda sağlam durmak gerekiyor. Artı evin içini de olabildiğince güçlendirmek gerekiyor. Yani camdan bir evde yaşarsanız dışarıdan birileri taş atmak için her zaman hazırda bekleyebilir. Böyle bir coğrafyadayız, böyle bir ortamdayız, iklimdeyiz. Ama siz de söylediniz, yani kuzeye bakıyorsunuz Ukrayna, güneye bakıyorsunuz Gazze, işte Kafkaslar'da Ermenistan, Azerbaycan ne olacağı belli değil. Balkanlar tekrardan ısınmaya başlamış gibi bir durum var. Küresel devler arasındaki rekabet ve çatışma iklimi her geçen gün kendini daha fazla göstermeye başladı. Dünya iyice kutuplaştı, bloklaştı. Hı hı. Farklı nüfus bölgeleri üzerinden yapılmaya çalışılan bir büyük güçler arası siyaset ve diplomasi var. Yani olumsuz çok fazla şey var, hiç şüphesiz. Ama işte Türkiye'nin bu olumsuzluklar karşısında direnç kapasitesini, bunu tırnak içinde söylüyorum, önemli bir kavram, direnç kapasitesini daha da yukarıda bir yerlere çekmesi, taşıması gerekiyor. Teorik evet. olarak bakıldığında şimdi evet. söyleyeyim. Hocam tabii ki bir yandan bir ekonomik mücadele veriyoruz. Bir yandan da işin uluslararası ilişkiler tarafında bir böyle denge unsuru olmaya çalışıyoruz. Bunun bir parçasını mesela işte BRICS'le olan ilgili ilişkimizde evet. ve talebimizde görüyoruz. Fakat az önce de dediniz yani öyle bir kutuplaşma dönemine girildi ki artık Türkiye o denge politikasını gerçekten sürdürülebilir mi? Yoksa böyle hani en üst ağızdan duyduğumuz bir taraf olan bertaraf olur falan gibi söylemler vardır ya. Artık biz orada mıyız? Evet. O aşamada mıyız? Evet. O aşamada ne olacak gibi görünüyor? Hangi sinyalleri alıyorsunuz Türk dış politikasından ve dış politika aklından diyeyim ben? Yani şu an itibariyle hiçbir küresel aktör, küresel dev, yani Çin diyelim, Amerika Birleşik Devletleri diyelim, Rusya Federasyonu diyelim, hadi bir de Avrupa Birliği tek sesli hareket eden bir blokmuş gibi varsayalım. Bu küresel aktörlerden hiçbir tanesi şu ana kadar Türkiye'ye şöyle bir talep de gelmedi. Yani tarafını seç, nerede duruyorsun, benimle misin, onunla mısın tarzı bir şeye evet, karşı evet, geldi. Evet, şimdilik gelinmedi. Gelinmeme ihtimali de var. Çünkü bu dört tane önemli küresel aktörün dışında yer alan 130 kadar küresel güney diye tarif ettiğimiz ülkede zaten bu taraf tutma ikliminden rahatsız olan, bunun olmaması için elinden gelen her şeyi yapan ülkeler. Hindistan gibi, Brezilya gibi, Güney Afrika gibi, Türkiye gibi, Endonezya gibi, Avustralya gibi çok sayıda ülke bu durumdan zaten rahatsız. Bunu söylemem lazım. Hı-hı. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Küresel devler de şunu görüyorlar aslında. Yani Amerikalılar ve Çinlilerden bahsediyorum özellikle. Hangisi bunların bu diğerlerine girip tarafını seç, işte ya benimlesin ya da karşı taraflısın, hani bir tane önce karar ver derse o kaybediyor zaten. Yani bir ülkeyi belli bir pozisyon almaya zorlama şeyi kaybettiren bir şey küresel devlere. Hı hı. Küresel aktörler bunun farkındalar. Bu olmayacak. Ama şunu da söyleyeyim ben. Yani o kadar da iyimser değilim. Neden? Yani 2008 küresel finansal krizinden 2021-22'ye kadar nispeten çok aktörlü, çok merkezli, azıcık çok kutuplu gibi görülen bir dünya vardı ama son 3-4 yıldaki yaşananlara baktığımda ne görüyorum? Daha iki kutuplu blok politikalarına doğru bir gidişat da var. Yani bunu da görüyoruz. Yani safta olmamak lazım. Hı hı. Ama daha o noktada değiliz. Evet. Bir de şöyle bakın. Yani jeopolitik kutuplaşma işin bir tarafında ama bir de küresel siyaseti, küresel insanlığı enterese eden, ilgilendiren dünya kadar sorun da blok politikalar üzerinden çözülemez.
Yani çevre problemleri gibi, sağlık problemleri gibi, enerji problemleri gibi, dönüşüm gibi. Bu dengeyi kurmak lazım ama işimiz zorlaşıyor, onu söyleyeyim. Evet. Şuna da inanıyorum açıkçası. Yani bu Ankara merkezli, çok kutuplu, stratejik otonomi perspektifinde ilerleyen, çok boyutlu, çok taraflı dış politika çizgisi. Normal zaten aklın gereği yapılması gereken bir şey. Yani Türkiye'nin BRICS'e heveslenmesi, yani şu anda öyle bir şey söz konusu değil ama belki iyi de olabilir. O daire bir tartışma konusu olabilir. Veya Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmak istemesi ama aynı zamanda NATO'yu önemsemesi, aynı zamanda Avrupa Birliği'ne değer vermesi, bunları eş zamanlı yürütmeye çalışması zaten olması gereken şey. Burada asıl sıkıntı Amerika ve Çin gibi küresel aktörlerin bakış açılarını değiştirmekte biraz zorlanmaları. Özellikle Amerika'nın o geleneksel bakış açısıyla yaklaşıyor Amerika dünyaya. Yani ben diyor bir sistemin merkezindeyim, odak noktasındayım. Kuralları koyuyorum. Kimin ne rol oynayacağına ben karar veriyorum. Yeni dünya düzeni karşısında kendine uyumlaştırmaya çalışan aktör ben olmak zorunda değilim, olmayacağım. Siz bana hala uymaya devam edeceksiniz demeyi. Yani bu arzusu ve hevesi devam ederse, bu noktada ülkeler üzerinde Türkiye'ye dair bir baskı koymaya çalışırsa, bu Amerika için kötü senaryo, Batı için kötü senaryo. Bunu yapmaması gerekiyor. Evet. Hocam, Amerika'nın tabii Orta Doğu politikaları, o Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde attığı tüm adımlar, yani 1990 Körfez, 91 Körfez Savaşı'ndan bu yana, Türkiye'yi çok olumsuz etkiledi. Yani hem ekonomik şartları çok olumsuz etkiledi, hem güvenlik şartlarını çok çok olumsuz etkiledi. Bu projenin de şu an yeni bir fazına geçilecek gibi görünüyor. O yüzden Türkiye ne kadar dayanacak? Yani NATO müttefikliği çerçevesinde bir müttefik gibiyiz ama aslında asla da müttefik değil gibiyiz Amerika'yla. İsrail'le bu kadar yüksek perdeden bir kavgaya soyunmuş gibiyiz. Nereden baksanız İsrail'in bize saldıracağını falan bile düşünen bir numara aklı var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Dolayısıyla mesela yani gerçekten çok karmaşık bir sürecin içindeyiz. Ama NATO'dan zaten herhalde çıkmayız diye düşünüyorum. Hafazan Allah, yani bütün savunma sistemlerimiz NATO çerçevesinde konumlanmış, konuşlanmış. Tüm sistemler, tüm akıl falan. Yani nasıl görüyorsunuz hocam? Ama biz yine de bir BRICS kartı çıkardık oradan. İşte ekonomik kart gibi falan diye. Fakat Amerika'yla da işler vallahi daha da zorlaşıyor ve zorlaşacak gibi görünüyor. Zorlaşacak, uluslararası siyasetin doğasında olan bir şey bu. Yani bir tarafta 7-8 trilyon dolarlık bir dev var. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bir tarafta 1.3 trilyon dolarlık orta seviyede bir ülke var. Bu ikisinin ilişkisi eşit, iki ülke arası ilişki gibi pek olmuyor. Yani olmasını herkes ister ama olmuyor. Yani Amerika'nın evet, birçok ülkeyle ilişkisi zaten eşitsiz bir ilişki. Yani bu gerçekliğin farkına varıp Amerika'yı kendi istediğimiz doğrultuda davranmaya zorlayacak, onu o noktaya getirecek kaliteli, sağlıklı, sürdürülebilir bir ilişki geliştirmeniz lazım Amerika'yla. Onu geliştiremiyor muyuz hocam? Duygusal mı davranıyoruz ya da ne oluyor orada? Yani Ya düşünün ki F-35'ten bile büyük bir zarar görmüş bir ülkeyiz biz ya. Muazzam bir para batırdık yani orada, resmen el konuldu yani. Aynen öyle. Yani şimdi geliştiremiyoruz diyeceğim, yanlış anlaşılacak yani, ama yani geliştirdiğimiz de pek görünmüyor. Yani bir lider gelip ilişkiler 180 derece kötüye dönüşür, bir lider gelip 180 derece iyiye dönüşürse orada sürdürülebilir, kurumsal, sağlıklı bir ilişki yok demektir. Yani devletler arası sürdürülebilir bir ilişki geliştirmek gerekir burada. Ama o noktada tek hatalı, tek eksik olan taraf da biz değiliz ki şüphesiz. Yani Amerika'da şunu görmüyor Ahu Hanım. Yani dünya değişti. Evet. Küresel batı, büyük batı dediğimiz blok dünya siyasetinde ve ekonomisinde eskisi kadar hakim konumda değil. Siz de bunu görün. Ona göre kendinizi uyumlaştırın. Diğer aktörlerin stratejik anlamda kimlik sahibi olmak istemesi, etki üretmeye çalışması normal bir şey. Yani Amerika'nın da bunu görmesi ve bu duruma kendini uyumlandırması gerekiyor. Onlar da bunu yapmıyor. Ama şöyle düşünün. Yani dünyada sadece Amerika perspektifi, Rus perspektifi ve Çin perspektifi yok. Yani Ankara perspektifi de var. Yeni Delhi perspektifi de var. Berlin perspektifi de var. Yani biz
kendi merkezimizde durmaya devam etmeli, dünyayı Ankara'dan bir şekilde okumalı ama bunun küresel bir dünya olduğunu, bu dünya içerisinde büyük güçlerin, devlerin de olduğunu bilmeli. Hı hı. Onları birbirine geri geldiğinde dengelemeye çalışmalıyız. Yani evet, her çiçekten bal almaya çalışan bir arı diyorum ben Türkiye'ye şu anki pozisyonu itibariyle, ama doğru. Yani her çiçekten de bal alması gerekiyor. Bal alabiliyor mu? Biraz onu da soralım. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan malum İngiltere'de. Oradaki ilişkiler son derece önemli. Ama o ziyaretin önemli gündem maddelerinden bir tanesi de malum şu alamadığımız F-35'ler yerine koymaya çalıştığımız Eurofighter savaş uçakları. Orada da alabilecek miyiz, alamayacak mıyız? Siz hangi sinyalleri alıyorsunuz hocam? Her şeyden önce onu sorayım. Çünkü bizim elimizde bir imkan vardı. İşte NATO genişleme sürecine girdiği zaman Rusya'ya karşı yeni üyeler gelirken Türkiye'nin oyuna ve onayına ihtiyaç varken sanki şu an onu da tam kullanamamış gibiyiz. Yani o bir kartmış aslında. Fakat biz bugün hala da o Eurofighter'ları alabileceğiz mi, alamayacak mıyız? Vallahi bilmiyoruz. Yani biz o kartları falan şimdi iyi oynayabiliyor muyuz ya, o devlet aklını nasıl görüyorsunuz? Yani biz oynamasak da bir işte oynayamasak da bazı nedenlerden dolayı, ama uluslararası siyaset size o kartları iyi oynatır. Yani şu anda da oynatacak. Çünkü neden iki kutuplu sisteme doğru evriliyoruz dedim ya, bloklaşma başladı. Hı hı. Türkiye'nin önemini, konumunu, değerini anlayan bir stratejik akıl da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı tekrardan küresel batıda. Zaten bu akıl Rusya'da var. Yani Putin Rusya'sının bu kadar Erdoğan Türkiye'si yanında durması birçok konuda bunun bir mantığı var. Yani Türkiye'yi küresel batının içinde görmemek. Rusya'ya karşı blokta olsun istemiyor Rusya Türkiye'yi. Batı da onu görmedi. Demek ki yani yeni bir kutuplaşma ikliminde Türkiye benim için stratejik bir aktörse eğer, bunu küresel doğuya, Rusya'ya ve Çin'e kaptırmamam gerekir. Onu kendi yanımda tutmam lazım. Her konuda anlaşmak zaten bitti. Yani bakın, Türkiye 32 tane NATO üyesi içerisinde Macaristan'la birlikte, yani Macaristan nispeten daha küçük olduğu için dikkate alınmayabilir ama bu Rusya-Ukrayna savaşında en aykırı pozisyonu benimseyen ülke oldu NATO içerisinde. Yani Türkiye bunu benimsedi diye kötü mü yaptı, yanlış mı yaptı? Bence değil. Yani bence ben NATO'nun önemini bilen, Türkiye'nin NATO ve AB ile ilişkilerinin değerinin farkında olan birisi olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani böyle bir şey var. Evet. Amerika ile bu çatışma olacak. Yani Amerika'nın İsrail sevdası, İsrail'e desteği, Suriye'deki Kürt oluşumlara desteği bitmeyecek. Hani Amerika Orta Doğu'da güçlü bir İran görmek istemeyecek. Bütün bunları biliyoruz biz. Ama Türkiye'nin yapması gereken, Amerika bunları istiyor diye araya ciddi bir makas koyup, bir mesafe koyup ipleri koparmak değil. Bilakis Amerika ile sürdürülebilir ilişkileri, kesinlikle kaliteyi arttırarak Amerika'yı içeriden etkileyebilme kapasitesi. Bizim bunu yapmamız gerek. Yani transatlantik bir gemi Amerika Birleşik Devletleri. Bu transatlantik geminin kontrol edildiği o kaptan köşkü içerisinde bizim doğrudan olmasa bile yani temsilcilerimiz üzerinden var olmamız gerekiyor. Yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Amerikan dış politika yapım sürecinde etki üretebilmemiz gerekiyor. Amerikan seçimleri ne kadar etkiler oldu mesela bizim Türk-Amerikan ilişkilerinin sürecini? Yani hangi aday olursa ne olur mesela? Ne beklersiniz? Valla konjonktürel değişiklikler olacaktır şüphesiz. Yani Trump'la Harris arasında kişilik farkı var, pozisyon farkı var, siyaset farkı var. Bunları biliyorum ama Amerikan dış politikasının temelleri noktasında iki lider arasında çok da yaşamsal, çok da inanılmaz farklar olduğunu, bu iki liderin özellikle Türkiye'ye ve yakın coğrafyasına çok farklı perspektiflerden baktığını ben iddia edemem. Neden? Bir devlet aklı var. Devlet aklı var, kişilerden münezzeh. Evet hocam. Var, var. Bakın Trump bile birçok şey yapmaya çalıştı ama elini kolunu bir şekilde bağladılar. Şimdi insanlar şey diyor işte, eski akil adamlar gitti, yaşlılar gitti. Trump şimdi daha büyük bir intikam duygusuyla gelecek. Kimseyi takmayacak, her yeri yapacak. Ben öyle olacağını da düşünmüyorum. Yani Trump'la konuşulabilir, bireysel ilişki kurulabilir, al-ver ilişkisi üzerinden bir pazarlık süreci de yaşanabilir Trump'la. Hı hı. Trump sizi dinleyip anlayabilir. Bunlar onun artıları ama Trump'ın kibri, üstenci bakış açısı ve transactional yaklaşımı, çıkar odaklı bakış açısı, herkesten bir şey almaya çalışması ve o üstüksel problemi, öngörülemezliği, tahmin edilemezliği büyük bir zayıflık. Harris'e bakıyorsun. Harris daha devlet aklı diyoruz. Daha kuramsal bir bakış açısı var. Daha kurumsal Harris bir bakış açısı Harris de zayıf bir aday aslında hocam, yani değil mi? Yani eğri oturup bunu doğru konuşuyor. Evet, Harris'in de dış politika performansı Başkan Biden'dan çok farklı bir konumda değil. Evet.
Harris'in de demokrat olduğunu ve demokratların Türkiye'ye daha da kibirli baktıklarını ve nasıl anlatsam Türkiye'yi bazı iç işlerinden dolayı fazla eleştirdiklerini, rejim tipinden dolayı ciddi anlamda eleştirdiklerini, küresel imparatorluk hevesi peşinde koşan bir aktör gibi duruyor hala Demokrat Parti Amerika'da. Bu kafa yapısıyla Türkiye ile sürdürülebilir Ankara merkezli bir stratejik ilişki kuramazsınız. Yani demokratların da sorunu bu. Trump daha milliyetçi, daha muhafazakar, daha ulus devletçi, daha büyük güçler arası işbirliğini kovalayan bir adam. Harris ise daha Amerikan emperyalizmi, Amerika İmparatorluğu fikrine biat etmiş yerleşik güvenlik elitlerinin modern temsilcisi, modern yüzü. Evet. Ama zihniyet aynı Harris. Aynı. Sonuçta bir devlet aklı yani bilmem kaç yüzyıllık planlar hala devam ediyor. Değil mi Amerika Birleşik Devletleri'nde? Değişmiyor hocam. Orta Doğu'da en azından onu görüyoruz adım adım. O yüzden biraz İsrail'in hedefini de konuşalım burada. Ne hedeflendiğini siz ne tahmin ediyorsunuz? Bir de tabii ki şu Kürdistan meselesi var. Suriye tarafında artık bu iş son noktaya geldi. O yüzden Türkiye'de içeride tırnak içerisinde devlet aklı biraz böyle bir içeride konsolidasyonu sağlamak adına, işbirliğini sağlamak adına bir çabaya girişti. İşte en üst perdeden efendim terör örgütü lideri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi falan gibi rivayetler havada uçuyor hocam, muhtelif. Dolayısıyla biz oyunu gördük, kabul ettik ve bir şekilde yine de kötülüğün iyisini mi yakalamaya çalışıyoruz? Devlet bir refleks mi gösteriyor? Yani gidişatı madem değiştiremiyorum, ben içeride mi konsolide olayım en azından diyor. Ki bunu dedikten hemen sonra da baktığınız zaman bir büyük terör eylemi yaşadık maalesef. Uzun zamandır da terör aslında gayet de iyi yönetiliyor gibi görünüyordu istihbarat tarafında özellikle. Herhangi bir şey duymuyorduk. Ne görüyorsunuz hocam? Yani Türk devleti şu an bölgenin nereye gittiğini düşünüyor olabilir? Kendisini nasıl pozisyonlamaya yani çalışıyor olabilir? Siyasete bu meclis konuşmaları nasıl yansıyor olabilir, çağrılara filan? Yani birçok şeye katılıyorum. Yani siz soru sordunuz ama içinde ciddi yorumlar da içeriyor sorularınız. Yani tespit de var. Onların birçoğuna ben de katılıyorum. Yani Orta Doğu'da taşlar yerinden oynuyor. O taşları daha radikal bir şekilde yerinden oynatmaya çalışan bir Netanyahu hükümeti var. Hani biliyorsunuz Netanyahu'nun savaşı yayma ve uzatma politikası 7 Ekim'den bugüne hız kesmeden devam ediyor. Ne İsrail-Filistin konusunda siyasi bir çözüm öneriyor ki böyle bir derdi yok. Ne de İran'la İsrail arasında sürdürülebilir bir işbirliği tesis etmeye çalışan bir adamdan bahsediyoruz. Amerika'nın bile ayağına basarak onu bile ürkütme riskini ciddi ciddi hesaba katarak Amerika'yı kendi yoluna çekmeye çalışıyor. Bu anlamda Amerika'yı daha iyi kullanıyor. Yani Amerika İsrail'i, İsrail Amerika'yı yönetiyormuş gibi bir durum var şu an itibariyle. Türkiye şunu görüyor. Yani İran, İsrail gerginliği bölgesel bir savaşa sebep olursa bu bizim için kötü senaryo. İsrail'in yayılmacılığı ve şiddetinin dozunu işte Lübnan'a, Suriye'ye, Irak'a yayması durumunda, işte Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri bağımsız olma noktasında gaza getirmesi üzerinden, Irak'ta daha fazla parçalanmayı, bölünmüşlüğü tetiklemesi üzerinden, İran'daki rejimin değişmesi noktasında bile daha ciddi inisiyatifler alması İsrail hükümetinin, bunlar bizim için kabus senaryosu. Biz kesinlikle bunlara tabii ki izin veremeyiz, anlayışla da karşılamayız. Ama böyle bir riskin olduğunu farkında mevcut hükümet, o da şimdiden siz de söylediniz, ön almaya çalışıyor. Türkiye'nin zayıflıklarını ve hassasiyetlerini ortadan kaldırmaya çalışıyor. En büyük zayıflığımız ve hassasiyetimiz bu Kürt sorunu diyelim. Terör sorunu dedi ki o da çok tartışmalı bir konu biliyorsun. Yani terör sorunu mu, Türk sorunu mu, farklı kavramlar falan. Her neyse böyle bir sorun var sonuçta. Bunu bertaraf etmek, çünkü bu bizim yumuşak karnımız. Yani dışarıdan bize taş atmaya çalışanlar bunu çok iyi kullanıyorlar. İşte burada da içeride cepheyi güçlü tutarak hadi bir de mümkünse Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumunu silahsızlandırmaya yönelik bir strateji geliştirerek şimdiden PKK'nın silahları bırakmasını istemek, arkasında belki bir gün Amerika ile bir pazarlık içerisine girip bunu mümkün kıldırmaya çalışmak. Ya bunun peşinde koşan bir devlet var. Rasyonel bakıyor, öngörüyor, hesap kitap yapıyor, anlaşılır. Ya, iç siyaset noktasına girmeyeyim çünkü iç siyasete de şeyleri var sonuç itibariyle bu açılımları yani sonuçları var. Neyse onu bir kenara bırakalım ama dış politika noktasında ben rasyonel bir şey yapıldığını düşünüyorum. Yani bu mantıklı geliyor bana. Peki. Hocam tabii İran çok belirleyici olacak ya bir yandan da burada. Türkiye'yi de çok baskılayabilir. Burada bir büyük
savaşın çıkması diyeyim. Yani İsrail tarafında bir bombardıman vesaire, göç tarafında. 5 Kasım sonrasından bir şey bekliyor musunuz? İsrail'den daha büyük bir atak? Yoksa böyle karşılıklı, çünkü çok muhtelif yine rivayetler yapılıyor, bir takım şeyler yapıldı. İşte ne bileyim 1000 tane uçaklı bir şey bıraktı filan İsrail'e. Bitti mi yani bu süreci, nasıl görüyorsunuz? Bence bu 20 Ocağı kadar İsrail hızı pek kesmeden devam ettirecek. 20 Ocak'ta başkanlığın el değiştirmesiyle birlikte bu iş bence kısa sürede sonlanıp ateş biraz kesilecek, duman biraz durulacak gibi geliyor. Çünkü Haris gelirse bu yüksek ihtimal böyle olacak. Çünkü Haris'in Netanyahu karşısındaki pozisyonu biliyoruz. Biden kadar Netanyahu'cu değil en azından. Yani Filistinleri de anlayan biri gelmiş gibi gözüküyor. Hani öyle varsayıyoruz. Herkes diyor ki Trump gelirse Netanyahu'ya açık çek verecek, istediğini yapmayacak, ama ben o noktada öyle düşünmüyorum açıkçası. Trump bir Abraham anlaşmalarını uzatmak istiyor. İran karşıtı bir Orta Doğu NATO'su oluşturmak ve bunun en önemli unsuru olarak da Suudi Arabistan-İsrail barışmasını mümkün kılmak istiyor. Bunun olması için de Filistin'deki yangının sönmesi ve bir siyasi çözümü konuşuluyor olması gerekiyor. İsrail'in buna ikna ediliyor olması gerekiyor. Trump bu iknayı, yani Netanyahu'nun gazını almayı, Netanyahu'yu belli bir noktaya yöneltmeyi Haris'e göre daha iyi yapar. Yani çünkü Netanyahu demokratları takmıyor. Çok net. Demokratlar Amerika'nın başındaysa Amerika zayıf, ben onu kullanabilirim kafa yapısında bir kişi Netanyahu. Ama cumhuriyetçiler gelirse cumhuriyetçileri kaybetmek istemiyor. Çünkü cumhuriyetçilerden devşirdiği destek son zamanlarda çok fazla ve Trump'ın İsrail'e olan bağlılığından da hiçbir şüphesi yok. Yani Trump'ın desteğini zaten arkada hissediyor, ama bu güçlü Trump desteği ona bir zayıflık olarak da dönebilir. Trump Netanyahu'nun kulağını çekip tırnak içinde söylüyorum, onu belli bir istikamete zorlayacak bir lider bence. Haris'e göre daha fazla şansı var. Hı hı. Ve ben ister Haris gelsin, ister Trump gelsin, Netanyahu'nun kısa bir sürede, en azından 20 Ekim'e kadar olmasa da hemen takip eden günlerde bir kalıcı ve ivedi ateşkese okey deme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hem Gazze'de hem de Lübnan'ın güneyinde. Umarım hocam. Çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınıza, Tarık Oğuzlu. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, burada noktalayalım. Gün ortasını bugünlük, yarın yeniden buluşuncaya dek. Ben Ahu Orakçıoğlu. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.